İnsanlar meditasyon yaparak bambaşka biri oluyorlar ve insanlar bunu tekrar tekrar yaptıklarında, ki bazen aylar alabiliyor, hastalığı yeniyorlar. Şunu da defalarca gördük. Hastalık yaşayanlar belli bir farkındalık seviyesine çıkıyor ve hastalık tamamen yok oluyor. Sanki o hastalık tamamen eski kişilikte, geçmişte kalmış gibi oluyor. Başka bir insandaymış gibi. Bunu defalarca gördükten sonra kendilerini belli bir noktaya taşıyan insanlar kendilerini tamamlamış olur. Her şekilde mutlu ve hayatlarından memnun hissettiklerinde hastalığa dair daha az sinyal aldıklarını söyleyebiliriz. İşte böylece bir daha kendini iyi hissettiği o ana gitmeye başlıyorlar. Meditasyonla ilgili başka bir şey söyleyeyim. Bu meditasyonun önemli bir amacı da analitik zihnin ötesine geçmektir. Sözünü ettiğimiz bilinçli zihinle bilinçaltı zihni ayıran şey analitik zihindir. Bir stres tepkisinin yarattığı kimyasallar karışımı olan stres hormonlarından etkilendiğimiz anlarda beynimizin aşırı analitik bir şekilde çalışmasına yol açarız. Burada sorun çoğu insanın böyle durumlarda duygusal tepkiler vermesi ve hayatlarını bu duygunun içindeyken analiz edememesi oluyor. Bu duyguda geçmişin bir kaydı olduğuna göre stres hormonları sizi dış dünyanın iç dünyadan daha gerçek olduğuna inandırıyor ve beynin bütün dengesini bozuyor. Yani stres altında olduğunuzda nesnelere odaklanırsınız. Odağınızı daraltıp şeylere, insanlara, dış çevrenize yöneltirsiniz. Çünkü tehlike oradadır ve kendiniz için kaygılanırsınız. Çünkü stres altındayken hayatta kalmak ve kendinizi korumak zorunda olduğunuza inanırsınız. Zaman konusunda da kaygılanırsınız. Yani stres hormonlarıyla yaşamak 3 şeye odaklanmamamıza neden olur. Çevre, bedenimiz ve zaman. Bir anda materyalist oluruz ve gerçekliğimizi duyularımıza göre tanımlarız. O halde odağımızı daraltıp nesnelere yöneltirsek, dış dünyanın iç dünyadan daha gerçek olduğuna inanırsak ve geçmişimize dayanıp geleceği tahmin etmeye çalışırsak başımız dertte demektir. Çünkü beyin dengesini kaybeder. Beyin bütün bu zararlı kimyasalları almaya başlayınca birden aşırı uyarılmış bir duruma geçer. Ve aşırı uyarılma durumu da çoğu insan için tıpkı otobanda birinci viteste bir spor araba sürmeye benzer. Yani o anda genişletilmiş bir zaman diliminde bulunurlar. O halde odağınız nesnelere, olaylara ve insanlara yöneldiğinde tehlike var demektir. Bu durumda beyniniz de aşırı uyarılmış bir hale geçer. Kendini gördüğü şeye odaklar ve dış ortamın gerçek dünya olduğuna şartlandırır. Köşe başında bir canavar bekliyorsa neden dikkatinizi dış çevreden uzaklaştırasınız? Orada bir tehlike varsa neden kalbinizi açıp güvenesiniz? Batı dünyasında insanların %75'inden fazlası zamanlarının büyük kısmını stres içinde geçiriyorlar. Farklı nöron ağlarının beynimizde bölümlere ayrılmasına neden olan da bu stres sürecinin uzun sürmesidir. Beynimiz bölünmeye başlar ve tutarsız çalışmaya başlar. Yani beynin dengesi bozulur. Beynimiz tutarsızsa biz de tutarsızızdır. Beynimiz düzgün çalışmazsa biz de düzgün çalışmayız. Aynı zamanda kalbimizde, ki onun da kendine ait küçük bir beyni var, kendine ait küçük bir zekası var, o da tutarsız çalışmaya başlar. Bu durumun etkisiyle de vücuda son derece düzensiz sinyaller gönderir. İşte meditasyon sırasında dış çevreyle bağlantınızı kesince, kendi bedeninizin ötesine geçince, doğrusal zamanın dışına çıkınca iç dünyanız dışarıdaki dünyanızdan daha gerçek oluyor. Bir isim olduğunuzu unuttuğunuz an cinsiyetinizi, gardırobunuzu, kimlik numaranızı, mesleğinizi, evli ya da bekar olduğunuzu, vejeteryan olduğunuzu unuttuğunuz zaman, kısacası kim olduğunuzu unuttuğunuz an kimliğinizi, bedeninizi, sahip olduklarınızı, yaşadığınız, oturduğunuz yeri ve zamanı unuttuğunuz an, İşte o an birden sanki egonuz, kişiliğiniz gitmiş gibi olursunuz. Bu olduğunda da bir anda beyninizin daha önce bölünmüş olan farklı bölmeleri eş zamanlı çalışmaya başlar. Biz bunu defalarca ölçümledik. Beyinde eş zamanlı çalışan şeyler birbirine bağlanır. Böylece nöron gruplarının bulunduğu farklı bölmeler o komşularıyla birlikte uyum ve tutarlılık içinde organize olmaya başlar. Kendinizi daha bütünlenmiş ve daha kendiniz gibi hissedersiniz. Bizler ne oluyor bizzat gördük. Hayatta kalma merkezlerinde biriken bütün enerji artık kalbe doğru hareket eder. Ve kişi tam o anda sevmeye başlar.
daha kuvvetli bir şeyle bağlantı kurduğunu hisseder. Stres hormonları ile yaşayıp gerçekliğimizi materyalistler gibi duyularımızla belirlersek, olasılıktan ayrılıp uzaklaşırız. Her şeyden uzak hissederiz. Gerçekliğimizi duyularımızla tanımladığımız bir alemde yaşar, göremediğimiz, koklayamadığımız, tanımlamadığımız şeyleri yok sayarız. Bu da hormonlar yüzünden. Oysa enerji kalbe doğru gittiğinde derin, manyetik bir alan oluşturmaya başlar. Stres hormonlarıyla yaşarken bedeninizi bu hayati alandan uzaklaştırırsınız. Bu kimyasallarla dolusunuzdur. Bedeninizin etrafındaki alanda daralır. Bunu da ölçtük. Artık daha çok madde, daha az enerji, daha çok parçacık, daha az ne oluyorsunuz? Dalga. Sorun şu, maddeye dönüşen insanlar hayatlarındaki bir şey değiştirmek istediklerinde bu hedefe ulaşmaları uzun bir zaman alıyor. Çünkü istedikleri olana kadar bedenlerini oradan oraya sürüklemek zorunda kalıyorlar. Hemen sonuç almak için zorluyorlar. Sonucu tahmin etmeye, kontrol etmeye çalışıyorlar. Çünkü içgüdüsel olarak onlar madde içinde bir etki yaratmaya çalışıyor. Oysa enerji bu merkeze doğru hareket ettiğinde, çevrenizdeki alanda genişlemeye başladığında artık bu alandan ayrı değilsinizdir. Alana katkıda bulunuyorsunuzdur. Kalp tutarlı çalışmaya, ritmik atmaya, düzene girmeye başladığında tıpkı suya bir çakıl taşı atmışsınız gibi olur. Bir anda dalga dalga yayılır ve bu durumda kalmayı sürdürebilirsiniz. Ve üstüne bir çakıl taşı daha atarsınız. Böyle gider ve dalgalarla çoğalmaya başlar. Artık dalgaları dünyaya gönderiyorsunuzdur. Bunu çok derinden duyumsayabilirsiniz. Daha da çok hissedersiniz. Attığınız taşlar daha da büyük olur. Onlar da daha büyük dalgalar yayar. Bütün enerjiler frekanstır ve bütün frekanslar bilgi taşır. Bir niyetiniz varsa, bu ne olursa olsun, çok istediğiniz bir şey, yükseltilmiş duygu olan o enerji dalgasıyla taşınır. Böylece o alana yeni bir işaret yayınlamış olursunuz. O alana yayınladığınız şey her neyse sizin kaderle olan deneyiminizdir. Bilinciniz bu enerjinin içinde ne kadar kalırsa, geleceğinizi de o kadar kendinize çekersiniz. Böylece size yaklaşan zaman ve mekan mefhumunu kırarsınız. Çünkü maddenin ötesinde bir yerden yaratım yapıyorsunuz. Artık daha çok enerjisiniz. Beyniniz ve kalbiniz tutarlı çalışmaya başladığında ve kalbiniz daha düzenli ve uyumlu attığında beyninize derin bir sinyal gönderir. Daha az analiz eder, daha çok güvenirsiniz. Sabırsızlanmaz, sonucu zorlamaz, kontrol etmeye kalkmayız. Sonuca güveniriz. Çünkü kudretli bir şeyle bağlantıda hissederiz. İşte bu varoluş durumunu kendinize öğretebilir, sürdürebilir ve bir beceri haline getirebilirsiniz. Siz her gün bu duruma uyumlanırsanız, kendinizi dış dünyaya sokmadan hemen önce beyninizle bedeninizi doğru şekilde çalıştırırsınız. Hayatınızdaki insanlara ve şartlara daha az tepki gösterirsiniz. Eski alışkanlıklarınız ve duygusal tepkileriniz sizi daha az yönetir. Aynı tahmin edilebilir gerçeği ya da tanıdık geçmişi artık daha az düşünürsünüz. Şu anda yaşadığınız işte o zarafet durumu. Bahsettiğim mucizevi ve sıra dışı şeyin yaşandığı bu zamandır. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, teşekkür ederim.